Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle beraber fiilde çatı, eylemde çatıyla ilgili sorular çözeceğiz. Yeni konumuz budur. Birinci testimizle başlıyoruz. Çatıyı birlikte tekrar edelim sizlerle. Sorularımızı çözelim. Birinci sorumuzda ne diyor? Bu parçadaki numaralı cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birinci cümlenin yüklemi isim olduğu için çatı özelliği aranmaz. Neden? Çünkü bizim konu başlığımız fiilde çatı. İsim cümlesinde çatı özelliği aranmaz. Bakalım. İstanbul 325 yılından bu yana tarih sahnesinde kendisine özel bir yer edinmiş birkaç kent arasındadır. Arasında olmuş olması bu bir isim cümlesi. O zaman çatı özelliği aranmaz. İkinci cümle etken çatılı bir fiilde. Şimdi ben öznesine göre ve nesnesine göre diye ayırıyorum, değil mi? Öznesine göre etken, edilgen. Nesnesine göre ise geçişli ve geçişsiz diye ayırıyorum. Etkende benim öznem belliydi, değil mi? Büyük topların dökülerek kaleleri ve surları tehdit ettiği yeni çağa kadar insanoğlu İskan alanlarını mukavemetli surlarla korumaya çalışmıştı. Çalışmıştı yüklem. Kim çalışmıştı? Büyük topların kaleleri ve surları tehdit ettiği çağa kadar insanoğlu. İnsanoğlu cümlemde işi yapan kişi belli, öznem belli. O zaman etken mi? Etken. Üçüncü cümle nesne alan bir cümle olduğu için geçişli bir fiildir. Arkeolojik araştırmalar sonucu İstanbul'daki bilinen ilk iskanın günümüzden yaklaşık 8000 yıl önceye gittiğini öğreniyoruz. Neyi? 8000 yıl önceye gittiğini iskanın. O zaman ben neyinin cevabı varsa, neyi kimi diye sorabiliyorsam, ne kimin cevabını alabiliyorsam nesnem vardır. O zaman geçişlidir diye bildim. Doğru. Dördüncü cümlede yargıyı gerçekleştiren varlık belli olmadığı için edilgendir. Etkende öznem belli, edilgende öznem belli değildi. Romalı Plinus'un Naturalis Historia'sında geçtiğine göre İstanbul'un ilk adı Laüs'tü. Milattan önce 7. yüzyılda Megaralıların İstanbul'u yurt edinerek şehre Byzant'ın adını verdiklerini biliyoruz. Biliyoruz yüklem. Kim? Biz biliyoruz. Benim cümlemde iş yapan kişi belli. O zaman edilgen diyemem. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. İkinci soruya gelelim. Hangisi geçişsizdir? Geçişsizse eğer o cümlenin nesnesi yoktur. Bir süre sonra İsmail Bey her muhabbette Osmanlıca matbu askeri kitapları toplamaya başlamamı tavsiye etmeye başladı. Başladı yüklem. Bunun kolay yolu onu ifadesini getirmektir. Onu başladı diyebiliyor muyum? Cümlemin içerisinde nesne aramaktansa onu getirerek bakıyorum. Onu başladı diyelim, diyemem değil mi? Geçişsiz. Ama onu olacaksın ya da onu dedi, onu almaktaydım, onu söyledi diyebiliyorum. Bunlar nesne alabiliyor ama bir onu ifadesini alamadığı için nesne alamayan bir fiildir ve bu yüzden geçişsizdir diyoruz. Cevabımız da A şıkkıdır. 3'e geldik. Bu cümlenin çatı özelliği aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru gösterilmiştir? Adamın çok entelektüel ama aynı zamanda sert ve aksi olduğunu ekledi. Ekledi yüklem. Kim ekledi? O ekledi. İşi yapan kişi belli. Gizli özne de olsa işi yapan kişi belli olduğu için etkendir. Başına onu getireyim nesne alabiliyor mu? Onu ekledi diyebildim mi? Diyebildim. Nesne alabildiği için de geçişlidir ve cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü sorumuza gelelim. Ne demiş? Aşağıdaki cümlelerden hangisi verilen cümlenin çatı özelliğinden farklıdır demiş. Uzun zamandır aranan adam ıssız bir dağ köyünde bulunmuş. Bulunmuş yüklem. Bulunan kişi kim? Uzun zamandır aranan adam. O zaman burada benim öznem var olduğu için etken mi dedim? Evdeki kirli çamaşırlar dün yıkanmış. Kimin yıkadığını biliyor muyum? Bilmiyorum. 23 Nisan kutlamaları için sınıf süslenmiş. Kimin süslediğini biliyor muyum? Bilmiyorum. Bu konuda haksız olan kişiler uyarılmış. Kim uyarmış biliyor muyum? Bilmiyorum. Kadın evin temizliğini bitirdikten sonra yıkanmış. Kim? Kadın. Burada benim öznem belli olduğu için etkendir. Bu yüzden de cevabımız C şıkkıdır diyebiliyoruz. O zaman işi yapan kişinin var olup olmamasına göre ayırabiliyormuşum. Geldim 5. soruma. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapılan açıklama uygun bir kullanımdır?
geçişsiz fiillere RT'dir ekleri ekleyerek geçişsiz olan bu fiiller geçişli hale getirilebilir. Yani nesne alamayan bir fiili ben bu ekleri getirerek nesne alabilir şekle döndüreceğim. Bunun bir yapmanın en kolay yolu da fiilimin ilk önce kökünü bulmak. Bu konuda haksız olan kişileri yetkililere bildirdi. Bilmek fiiline direkt getirmiş değil mi? Onu bilmek de diyebilirim. Onu bildirmek de diyebilirim. O zaman ben buna ne yaptım? Bu eki getirebildiğim için zaten geçişliydi. O zaman bu olmadı. Küçük çocuk hareketleriyle kendini oradakilere sevdirdi. Onu sevmek de diyebilirim. Onu sevdirmek de diyebilirim. O zaman zaten nesne alabiliyordu. Bu eki getirsem de bir şey değişmedi. Fizik tedavide çalışan hemşire yaşlı hastayı biraz yürüttü. Onu yürümek diyemezken onu yürütmek diyebildim. Bakın benim fiilim nesne alamıyordu. Bu eki getirdiğim zaman onu diyebildim. Nesne alabilir bir duruma geldi. O zaman cevabımız C şıkkıdır. Evet, 6. sorumuza geldik. Verilen numaralı fiiller geçişli ve geçişsiz olma özelliğine göre gruplandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Onu getirebilirsem başına geçişli, onu getiremezsem geçişsiz değil mi? Onu kırmıştım, geçişli. Onu soracağım, geçişli. Onu biliyormuş, geçişli. Onu gelmişler oldu mu? Olmadı. Onu gidiyorlardı oldu mu? Olmadı. Onu durmalıydı, mantıksız oldu. O zaman ilk üçü nesne alabildiği için geçişli, diğer üçü nesne alamadığı için geçişsizdir ve cevabımız da A şıkkıdır. 7. sorumuza bakalım. Ne demiş? Numaralı cümlelerden hangisi öznesine göre diğerlerinden farklı? Etken mi, edilgen mi diye sormuş bana. Matematik soruları bu sınavda zor sorulmuştu. Bu tür soruların cevabı hiçbir zaman bilinmez. Kendisine sorulan soruların cevabını biliyor. İşe geç geleceği yetkililere bildirildi. Kimin bildirdiğini biliyor muyum? Bilmiyorum. Edilgen. Bilinmeyen şeyler edilgen. Soran kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Edilgen. Ama soruların cevabını biliyor. Kim? O biliyor. O zaman bu benim için etken oldu. İş yapan kişi belli olduğu için diğerlerinden farklı olan budur. Ve cevabımız C şıkkıdır. 8. soruya geldik. Yapılan açıklamalara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Konu başlığımız fiilde çatı ise isim cümlesinde çatı aranmaz. Anne ve babası ona her konuda destek oluyordu. Destek olmak, mekmak diyebildim. O zaman bu fiil çatı aranır. Onun bu dünyadaki en büyük dayanağı annesi ve babasıydı. Yüklemim ne? En büyük dayanağı annesi ve babasıydı. Şu annesi ve babası. Anne ve annemek, babamak diyebiliyor muyum? İsim soylu sözcüğe ek eylem getirip onu yüklem yapmışım. Bu isim değil mi? İsim. O zaman çatı özelliği aranır mı? Aranmaz. Ve cevabımız bu yüzden B şıkkıdır. Verilen cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa yüklem geçişli bir cümle olur. Yani nesne alabilir bu duruma gelir diyor. Bir futbol takımının ön elemelerine katılan çok sevdiğim bir arkadaşım sonunda takıma seçilmiş. Geçişli olduğunu nasıl anlıyorduk? Fiilin başına onu getirebiliyor muyum? Onu seçilmiş diyebilir miyim? Onu duygulanmış diyebiliyor muyum? Onu beğenilmiş diyebiliyor muyum? Hayır. Onu bulamamış diyebiliyor muyum? En kolay yolu buydu değil mi? Onu getirdim. Anlamlı oldu. O zaman nesne alabilir diyorum ve geçişlidir. Cevabımız bu yüzden D şıkkıdır. Geldim 10. soruma. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazı sözcüğü sözlü özne göreviyle kullanılmıştır? Öğretmenin tahtaya yazdığı yazı deftere yazıldım. Yazıldı yüklem. Kimin yazdığını bilmiyorum ama sözlü öznelerde normaldeki nesneyi eğer edilgen çatılıysa ben onu sözlü özne olarak değerlendiriyorum. Yazılan şey ne? Yazı değil mi? Normalde ben buna nesne demem gerekirken bu edilgen çatılı olduğu için ln ekini alarak işi yapan kişi belli olmadığı için nesneye ben burada
Sözde özne diyorum. Tekrar ediyorum. Fiilim edilgen çatılı olduğu için, yani işi yapan kişi belli olmadığı için nesnemi sözde özne olarak aldım ve bu yüzden cevabımız A şıkkı oldu. Evet, geldik 11. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde etken, geçişsiz bir fiil kullanılmıştır? Tıpkı babası gibi çok iyi araba kullanıyordu. Geçişsizse onu alamayacak. En kolay yolu önce geçişsiz olduğunu bulalım. Onu kullanmak diyebildiğim için geçişli. Onu yazmak geçişli. Onu bilmek, onu çalışmak. Onu çalışmak diyemiyorum. Bu olayın sonucu herkesçe biliniyordu. Sınavı kazanmak için gece gündüz çalışacağım. Onu çalışacağım diyebiliyor muyum? Onu çalışacağım. Evet diyebilirim. Kim? Ben çalışacağım. İşi yapan kişi de belli. Öznem de var. O zaman hem etken, onu yapacağım, onu çalışacağım diyemediğim için de ne oldu? Geçişsiz oldu. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. 12. soruma geldiğimde, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli olduğu halde nesne kullanılmamıştır? Yani başına onu getirebiliyorum ama cümlemde nesnem yok diyor. Öğretmenin anlattıkları tüm konuları eve gittikten sonra tekrar etti. Neyi tekrar etti? Öğretmenin anlattıklarını. Cümlemde nesnem var. Eledim. Çünkü nesne olmasın diyor. Bilgisayar başına saatlerce oturarak soru yazdım. Yazdı. Ne yazdı? Soru yazdı. Nesnem var. Eledim. Dün gece geç bir saatte Bodrum'a taşımıştı. Onu taşımıştı diyebilirim ama neyi taşıdığı, kimi taşıdığı, ne taşıdığı cümlemde var mı? Yok. Onu taşımıştı diyebiliyorum. Yüklem geçişli ama cümlemde nesne olmadığı için cevabımız C şıkkıdır. Evet, bu testin son sorusuna geldik. Aşağıdakilerin hangisine verilen cümlenin karşısında gösterilen çatı özelliği yanlıştır demiş. Belirlenen gün maaşımın tamamını çekip Nihal Kitap Evi'ne gittim. Gittim yüklem. Geçişti demiş. Geçiştiyse eğer yüklemin başına onu getirebilirim. Onu gittim diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. O zaman ben buna geçişli değil, geçişsiz demem lazım. Çünkü nesne alamıyor. Evet sevgili öğrencilerim, fiilde çatı konusunun ilk testini birlikte bitirdik. Diğer testlerimizin soru çözümünde görüşmek üzere.